Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sitemiz ragipsahin.com.tr adresine gönderilen iş çağrısı problemleri var yapılamayan. Bunları yapacağız birlikte. Sizler de yapamadığınız soruları sitemize ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. İlk sorumuz, Sevda bir işi 12 günde, günce 4 günde bitirebilmektedir. Buna göre ikisi birlikte 2 günde işin kaçta kaçını bitirirler? Sevda 12 günde tamamını bitiriyorsa 1 bölü 12'sini bitirir 1 günde. Günce 4 günde bitiriyorsa 1 bölü 4'ünü bitirir 1 günde. 1 günde bu ikisi çalışarak 1 bölü 2 artı 1 bölü 4'ünü bitirirler. Bunu da 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 2 günde işin kaçta kaçını bitirdiğini bulmuş oluruz. 2 ile 1 bölü 12'yi çarparsanız 2 bölü 12. 2 ile 1 bölü 4'ü çarparsanız 2 bölü 4. Sadeleştirmeler yapalım. 1 bölü 6. Burası da 1 bölü 2. 3 ile genişletelim burayı. 1 bölü 6 artı 3 bölü 6'dan 4 bölü 6'sı bitirilmiş olur işin. Sadeleştirirseniz 2 ile 2 bölü 3'ü bitirilmiş olur işin. Diğer sorumuz, bir işi usta tek başına 72 günde, kalfa ise 120 günde yapabilmektedir. Aynı güçte 3 usta, 15 kalfa aynı işi birlikte kaç günde bitirebilirler? Şimdi bir usta bir günde 1 bölü 72'sini bitirir. O 3 usta olduğuna göre bunu 3 ile çarpıyorum. Bir günde 3 bölü 72'sini bitirmiş olur. 3 ile 72'yi de sadeleştirirseniz 1 bölü 24'ünü bitirmiş olur ustalar bir günde. 15 kalfa. Bir kalfa 1 bölü 120'sini bitirir bir günde. İşin 1 bölü 120'sini yapar. 15 kalfa olduğuna göre 15 ile çarparsanız 15 bölü 120'si bitmiş olur işin. 15 ile 120'yi sadeleştirirseniz her ikisini de 15'e böldüğünüzde 1 bölü 8'ini bitirmiş olur. 15 tane kalfa bir günde. Bir günde ustalar ve kalfalar toplam 1 bölü 24'ü artı 1 bölü 8'ini bitirmiş olur. 3 ile genişletirseniz 1 bölü 24 artı 1 bölü pardon 3 bölü 24'ten işin 4 bölü 24'ünü yani 1 bölü 6'sını bitirmiş olurlar bir günde. Bir günde 1 bölü 6'sını bitiriyorlarsa tamamını yani 6 bölü 6'sını kaç günde bitirirler? 6 günde bitirmiş olurlar diyoruz. Diğer sorumuz. Cenk bir işin 1 bölü 4'ünü yaptıktan sonra aynı hızla 12 gün daha çalışarak kalan işin 1 bölü 6'sını yapmıştır. İşin 1 bölü 4'ünü yaptığında 4 bölü 4'ten 1 bölü 4'ü çıkartalım. Kaçta kaç kalmış olur? 3 bölü 4'ü. Bu kalan işin 1 bölü 6'sını yapıyor. 3 bölü 4'ün 1 bölü 6'sı sadeleştirirsek 2 kalıyor. 1 bölü 8. Tüm işin 1 bölü 8'ini kaç günde yapıyor? 12 günde. Bölü 4'ünü daha önce yapmıştı. 1 bölü 8'ini daha yaptı. İşin kaçta kaç yapılmış oldu? 2 bölü 8 artı 1 bölü 8'den 3 bölü 8'i yapılmış oldu. 1 bölü 8'ini 12 günde yapıyorum. 3 bölü 8'ini yaptı. Kaç bölü 8'i kalmış oldu? 8 bölü 8'den 3 bölü 8'ini çıkartırsak 5 bölü 8'i kalmış oldu. 1 bölü 8'ini 12 günde yapıyordu. O zaman 5 bölü 8'ini 12 çarpı 5'ten 60 günde yapar. İşin kalan kısmını. Tamamı kaç günde bitirilmiş olur diye soruluyor. 8 bölü 8'i demektir. 1 bölü 8'ini 12 günde yapıyorsa 8 bölü 8'ini 12 çarpı 8'den 96 günde bitirebilir işin tamamını diyoruz. Diğer sorumuz. Kenan Kamil'den 3 kat daha hızlı çalışmaktadır. Bu ne demektir? Kamil 3x günde bitiriyorsa Kenan 3 kat daha hızlı çalıştığı için x günde bitirir demektir. İkisi birlikte çalışarak işi 5 günde bitiriyorlar. Kenan x günde bitiriyordu.
Bir günde 1 bölü x'ini bitirebilir. Kamil 3x günde bitiriyordu. Birlikte bir günde 1 bölü 3x'ini bitirir. Bir günde bunlar 3 ile genişletirsek 3 bölü 3x artı 1 bölü 3x'ten bir günde işin 4 bölü 3x'ini bitirirler. O zaman tamamını 3x bölü 4 günde bitirirler. O da neye eşit? 5 güne eşit. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 20 yapar. Kamil bu işi tek başına kaç günde bitirir demiş? 3x günde bitirir demiştik. 3x'te ne bulduk? 20 bulduk. Cevap 20. Diğer sorumuz. Nilgün Fırat'ın iki katı hızla çalışmaktadır. Yani Fırat 2x günde bitiriyorsa Nilgün x günde bitirir demektir. İkisi birlikte 6 günde bitirdiğine göre hemen Nilgün x günde bitirdiğine göre bir günde 1 bölü x'ine, Fırat 2x günde bitirdiğine göre bir günde 1 bölü 2x'ine. 2 ile genişletirsek 2 bölü 2x artı 1 bölü 2x'ten bir günde işin 3 bölü 2x'ini bitirmiş olurlar. Bu da demek oluyor ki işin tamamını 2x bölü 3 günde bitirirler. O da neye eşit? 6 güne. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 2x eşittir 18'den x eşittir 9 çıkıyor. Bize Fırat tek başına kaç günde bitirir denmiş. Fırat 2x gündeydi. 2x'i de ne bulmuştuk biz? 18 bulmuştuk. Cevabımız 18. Diğer bir sorumuz. Semih ve Tevfik bir işi birlikte 8 günde bitiriyor. Birlikte 2 gün çalıştıktan sonra. Şimdi 8 günde bitiriyorlarsa birlikte bir günde 1 bölü 8'ini bitirirler. 2 gün birlikte çalışmışlar. 2 ile çarptığımızda 2 bölü 8'i yani 1 bölü 4'ü bitmiş olur. Çalıştıktan sonra Semih işi bırakıyor. Kalan iş Tevfik 9 günde bitiriyor. Tevfik ne kadar iş kaldı? 1 bölü 4'ü bitmişti. Tamamından 1 bölü 4'ünü çıkartırsak 3 bölü 4'ü kalmış olur. Bunu 9 günde bitiriyor. 3 bölü 4'ünü 9 günde bitiriyor. İşin tamamını Tevfik kaç günde bitirir diyor. Tevfik 3 bölü 4'ünü 9 günde bitiriyordu. 4 bölü 4'ünü kaç günde bitirir diyoruz. İçler dışlar çarpımı yaparsanız eğer 3 bölü 4 ile soru işaretini çarpacağız. Eşittir. 4 bölü 4 ile de 9'u çarpacağız. 4'ler birbirini götürdü. 3'e bölün 3, 3'e bölün 1. Soru işareti buradan ne çıkıyor? 4 kere 3, 12 çıkıyor. 12 günde Tevfik işin tamamını bitirebilir diyoruz. Diğer bir sorumuz. Bir işi aynı güçteki 4 çırak 6 günde, 3 usta 4 günde yapabilir. Buna göre bir usta ile bir çırak kaç günde bitirebilir? Şimdi arkadaşlar 4 çırak 6 günde bitiriyorsa bir çırak kaç günde bitirir? 4 kere 6 24 günde bitirir. Çırak sayısını azalttığımız zaman gün sayısı uzayacaktır çarpıma kadar. Bir çırak 24 günde bitiriyor. Bir usta kaç günde bitirir? 3 usta 4 günde bitiriyordu. O zaman bir usta 12 günde bitirir. Bir çırak 24 günde bitiriyorsa bir günde işin 1 bölü 24'ünü tamamlayabilir. Bir usta 12 günde tamamını bitirebiliyorsa bir günde 1 bölü 12'sini tamamlayabilir. Bunu 2 ile genişletirsek toplayıp bir günde kaçta kaçını bitirdiklerini buluruz. 1 bölü 24 artı 2 bölü 24'ten 3 bölü 24 yani 1 bölü 8. Bir ustayla bir çırak bir günde işin 1 bölü 8'ini bitiriyor. Tamamını 8 günde bitirir demektir. O zaman cevabımız ne oluyor? 8 gün oluyor. Diğer sorumuz. Bir işi Güray ile Berkay birlikte 8 günde bitiriyorlar. Eğer Güray 2 gün, Berkay 8 gün çalışırsa işin yarısı bitiyor. Şimdi Güray ile Berkay 8 günde bitiriyor. Güray X günde, Berkay Y günde bitirsin tek başına. Güray bir günde 1 bölü X'ini tamamlayabilir. 8 gün çalıştıklarına göre 8 bölü X. Berkay da 8 günde 8 bölü Y'sini tamamlayabilir. Ve işin tamamı yani 8 bölü 8'i yani biri tamamı tamamlanmış olur.
Eğer Güray 2 gün, Güray 1 günde 1 bölü x'ini tamamlıyor. 2 gün çalışırsa 2 bölü x. Artı Berkay 8 gün çalışırsa 1 günde 1 bölü y'sini tamamlıyordu. 8 günde 8 bölü y'si tamamlanmış olur. İşin yarısı bitiyor. Yani 1 bölü 2. Dikkat ederseniz 8 bölü y 8 bölü y. İkincisini eksiyle çarparsam eksi 2 bölü x eksi 8 bölü y eksi 1 bölü 2. Alt alta topladığınızda 6 bölü x eşittir. Buralar birbirini götürdü. Birden 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2 kalır. İçler dışlar çarpımıyla x eşittir. 12 buluyoruz. Berkay tek başına kaç günde bitirebilir? Biz neyi bulduk? Gürkay'ı bulduk. Güray'ı bulduk. Yerine koyarsanız hemen 8 bölü x yerine 12 yazın. Artı 8 bölü y eşittir 1. 8 bölü 12 diğer tarafa 8 bölü y eşittir. Eksi olarak geçecek. 1 yerine de 12 bölü 12 yazıyorum. 8 bölü 12 çıkarsa kaç kalır? 4 bölü 12. 8 bölü y eşittir. 4 bölü 12. 4 ile 12'yi sadeleştirelim. 1 bölü 3. İçler dışlar çarpımıyla y eşittir. Kaç çıkıyor 8 kere 3'ten? 24 çıkıyor bize. Berkay'ın kaç günde bitirdiği soruluyordu. Y günde demiştik. 24 gün çıktı. Diğer sorumuz. Bir işi Canan tek başına 8, Nihal ise 12 günde bitirebilmektedir. Nihal işe başladıktan 7 gün sonra Canan yardıma geliyor. İşi birlikte bitiriyorlar. Bu işin tamamı kaç günde biter? Nihal bir günde 12 günde tamamını bitiriyorsa bir günde 1 bölü 12'sini bitirir. 7 gün çalıştığına göre 7 bölü 12'si tamamlanmış olur. Geriye ne kadarı kalmış olur? 12 bölü 12'den yani tamamından çıkartırsak işin 5 bölü 12'si kalmış olur. Nihal bir günde 1 bölü 12'sini yapıyor. Canan ise bir günde 1 bölü 8'ini yapıyor. Bir günde bunlar bu kadarını yapmış olacak. Bunu 2 ile bunu 3 ile genişletirsek 2 bölü 24 artı 3 bölü 24'ten ne kadar yapılmış olacak? 5 bölü 24'ü. Bir günde 5 bölü 24'ü. Ama işin 5 bölü 12'si kalmıştı. Kaç gün çalışmalılar ki bir günde 5 bölü 24'ünü yapıyorlardı? Kaç gün çalışmalılar ki 5 bölü 12'si bitirilmiş olsun? 5'ler gitti. 1 kaldı. 12 ile 24 sadeleşti. 2 kaldı. T bölü 2 eşittir. 1 bölü 1'den. İçler dışlar çarpımıyla T eşittir. 2. 2 gün daha çalıştıklarında işin tamamı bitmiş olacak. 7 gün başta tek çalışmıştı. 2 günde birlikte çalıştılar. İşin tamamı 9 günde bitmiş oldu. Cevap 9. Sorularımız burada bitiyor. Başta da dediğim gibi sizler de sitemiz ragipsahin.com.tr adresine sorularınızı ücretsiz olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.